Evet, kaydımız da başladı. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Merkezi sinir sisteminde bulunan nöroglia, şunu yanlış da yazmışım, hücrelerinden fagositik özellikte olan hücre hangisidir diye sormuşuz. Şimdi glia hücrelerine şöyle baktığımız zaman, tabii tonla yazım hatamı görebiliyorsunuz, onları artık idare edin. Baktığımız zaman oligodendrositler miyelin kılıfı oluşturuyor. Miyelin kılıf. Bunlar bilinenler. Nerede? Bu merkezi sinir sisteminde. Şivan hücreleri yine miyelin kılıfı oluşturuyor. Nerede? Periferik sinir sisteminde, yani çevresel sinir sisteminde. Astrositlere bakıyoruz. Kan beyin bariyeri. Kan beyin bariyerini oluşturuyor. Yani kandaki toksik maddelerin nöronlara, beyin hücrelerine geçmesini engelliyor. Kılcal damarlardan beyine toksik maddenin geçmesini engelliyor. Ependim hücreleri ne yapıyor? Bunlar da özellikle beyin omurilik sıvısı salgılanması diyelim. Salgılanması ayrıyetten iyon dengesi görevini de üstleniyor. Mikroglia hücreleri ise işte bunlar kemik iliğinden ayrılıp nöronların arasına yerleşip savunma görevini üstlenenler. İşte bunlar birer akyuvar hücresi olarak, farklılaşmış akyuvar hücresi olarak karşımıza çıkıyor ve bu hücremizde savunma görevini üstleniyor. Bize ne sormuş zaten? Fagositik özellikle savunma hücresini sormuş. Cevabımız mikroglia olacaktı. Geldik bir diğer sorumuza. Hemen bakalım. Bir hücresel solunum sorusu. Canlılarda gerçekleşen gibi tepkimelerin meydana gelmesi sonucunda açığa çıkan ATP miktarının çoktan aza doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bize. Şimdi pürüvik asidin laktik asite parçalanması. Pürüvik asitin laktik asite parçalanması. Pürüvik asidi laktik asite parçalarsak son ürün aşamasıdır. Buradan gelecek olan ATP sıfırdır. Sükrozun oksidasyonu. Sükrozun oksijenli solunumla parçalanması. Sükrozu ben önce parçalarım. Glikoz ve fruktoz olarak, sonra fruktozu glukoza çevirip kullanırım. Kısaca ben bunu 2 glukoz olarak kullanırım ve bir glukozda oksijenli solunumla ben ortalama ne kadar ATP elde ederim? 34, toplam 32 de net elde ederim. Buna göre 2 glukoz gibi düşünürsek, yani 68 ya da 64. 64 net, 68 total olarak elde edebilirim. Bir molekül pürüvik asitin oksidasyonu. Şimdi pürüvik asitin oksidasyonuna baktığımız zaman pürüvatı ne yapacağız? Önce asetil koenzim A'ya çevireceğiz ve devamında bunu kullanacağız. Şimdi normal şartlarda glukozu parçaladığımızda iki tane pürüvik asit ortaya çıkıyordu ve iki tane pürüvik asit ortaya çıktığı için iki tane pürüvik asiti mitokondriye sokup asetil koenzim A üzerinden Krebs çevrimi vesaire devam ediyorduk. Şimdi burada bir tane pürüvik asit olacağı için ortalama buradan benim elde edecek olduğum ATP 5 çığ 28 23 23 ATP'nin yarısı kadar düşüneceğiz. Yani 11,5 ATP gibi bir gelirim olacak. Şöyle yapalım bunu aslında. Şöyle söyleyeyim. Burada net görelim onu. 11,5 ben hesapladım da aklımdan. Şimdi bunu net görelim. Şimdi pürüvik asiti ben asetil koenzim A'ya çevirdiğimde buradan ben bir tane NAD
elde ediyorum. Sonra bir tane asetili Krebs'e çoktuğumda Krebs'in bir tur döngü yapıyor. Burada 3 tane NADH elde ediyorum. 1 tane FADH elde ediyorum. Ve bir Krebs çeviriminden de 1 tane ATP elde ediyorum. Şimdi bakarsak bir NADH'ı ben ETS'ye gönderdiğimde bir NADH'dan yaklaşık NADH'dan yaklaşık 2,5 ATP'lik enerji elde ediyorum. Bir FAT'tan da yaklaşık 1,5 ATP'lik enerji elde ediyorum. Şimdi 3 NADH, 1 NADH da burada var. Toplam 4 NADH. 2,5 çarpı 4 ne yaptı? 2,5 çarpı 4 10. 10 ATP. Artı 1 FAT da var. Bir tane de FAT'ım var. Ne yaptı? 1,5 ATP de burada. 1,5. Ne yaptı? 11,5. 1 ATP de Krebs'ten geliyordu. Bir de bu. Ne yaptı? 12,5. Yanlış hesaplamışım. 11,5 değil. Şunu katmayı unuttum. Evet. 12,5 ATP geliyor. Demek ki bunun verimi 12,5 ATP'ymiş. Bir molekül fosfogliserol aldehit. Fosfogliserol aldehit aslında glukozun ikiye parçalandığında oluşan moleküldür. İki tane oluşur. Ve bundan sonra ATP elde ederiz. Şimdi bunun bir tanesini düşüneceğiz. Şimdi ben ne yapıyorum? Glikolize 4 ATP elde ediyorum. 2 fosfogliserol aldehitten piruvata kadar. Pürüvik asite kadar ben 4 ATP elde ediyorum. O zaman 4 ATP elde ediyorsam artı burada 2 ATP ekstra gelecek. 2 ATP. Burada 2 tane de NADH elde ediyordum. 2 tane fosfogliserol aldehitten pürüvik asit elde ederken 2 tane NADH elde ediyordum. Bir tanesinden 1 tane NADH elde ederim. Bir tane NADH'tan da ETS'de 1,5 ATP elde edeceğim için 2,5 ATP elde edeceğim için NADH'tan da 2,5 geldi. 2 de burada ne yaptı? 4,5 ATP. Peki pürüvik asiti Krebs'e soktum. Buradan da 12,5 gelmişti. 12,5, 15, 17 ATP. Bunun verimi 17 ATP. Bunun verimi 12,5 ATP. Bunun verimi, netleri sayalım hadi. 64, bununki 0. Sıralamak belli. 2 en çok. Daha sonra 2'den sonra ne yaptık? 4. 2, 4. Daha sonra 3, daha sonra 1. 2, 4, 3, 1. Doğru yanıtımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Burada tabii tek tek basamakları göstermedim ama nereden ne kadar ATP elde ettiğimizi vurgulamaya çalıştım. Bir NADH'ı ben, NADH'ı ETS'ye gönderdiğimde NADH'ın taşıdığı elektronlarla 2,5 ATP'lik kazanç elde edebiliyorum. Bir FADH'ı ETS'ye gönderdiğimde 1,5 ATP'lik bir kazanç elde ediyorum. Glikolizde glukoz pürüvik asite dönerken 2 tane NADH çıkar. 2 tane NADH çıkar. Bu 2 NADH ETS'ye gönderilir. Ama benden 1 tane istediği için molekülün ne yapacağım? 2 tanesini değil 1 tanesini düşüneceğim. Pürüvik asit elde edilirken 1 molekül fosfogliserol aldehitten 1 molekül pürüvik asit elde ederken o zaman 2 ATP substrat üzerinde çıkacak. Bir tane NADH'ım gelecek. İşte bu NADH'ları da düşüneceğiz. Zaten daha sonrasında pürüvik asitten sonrasında nereye gidiyorduk? Asetil koenzim oluşuyordu. Sonra Krebs vesaire geliyordu. Bir Krebs'te 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP elde ediyoruz. Tabii ki başka ne elde ediyoruz? 2 tane de karbondioksit elde ediyorduk. Karbondioksiti burada yazmadım. Bir diğer sorumuz. İki farklı bitkinin
sıcaklık karbondioksit özümlemesine oranını gösteren grafik verilmiş. Şimdi baktığımızda sıcaklık belli bir dereceye çıktıktan sonra fotosentezi düşmüş. Demek ki yüksek sıcaklıkta fotosentezi olumsuz etkileniyor. Yüksek sıcaklıkta fotosentezi coşmaya devam etmiş. O zaman benim bileceğim burada A bitkisi yüksek sıcaklıkta fotosentez yapmayı daha da sürdürüyorsa, çok daha sonra düşüşe geçiyorsa, enzimleri denatür olmaya başladığı için, şu bitki yüksek sıcaklığa adaptasyon gösteren C4, şu bitki de C3 olabilir. Buna göre doğrudur demiş. A bitkisi C4, B bitkisi C3 olabilir. Çünkü C4 bitkileri yüksek sıcaklık, düşük karbondioksit oranında fosentez yapmaya adapte olmuş bitkilerdi. C3'ler yüksek karbondioksit, düşük sıcaklığa adapte olmuş bitkilerdi. Onun için yeryüzündeki bitkilerin büyük bir çoğunluğu C3 idi. Rubisco karbondioksiti bağlayan enzimdir. Her ikisinde de faaliyet gösterir. Rubisco yoksa fosentez olmaz. Zaten yeryüzünde en çok bulunan enzim olarak bilinir. Fosentez çünkü canlılığın hayatta kalabilmesi için en önemli reaksiyondur. Bundan dolayı Rubisco bütün canlılarda, bütün fosentetik canlılarda bulunan bir enzim. A bitkisinde iki farklı döngü ile karbon fiksasyonu gerçekleşir. Evet, A bitkisi C4 olduğu için C4 yolunu kullanır. Önce mezofil hücrelerinde karbondioksit yakalar. Daha sonra da demet kını hücrelerine gönderir malik asit olarak ya da malat olarak. Malat parçalanır, karbondioksit alınır ve o karbondioksit tekrar ne yapılır? Kelvin reaksiyonuna sokulur. Yani mezofilde karbondioksit tutulup malat halinde 4 karbonlu malat elde edilir. Nerede yapılıyor bu? Mezofilde. Daha sonra malat nereye geçiyor? Demet kınına geçiyor. Demet kınında malat parçalanır. Malattaki karbondioksiti alır demet kınındaki hücreler. Malat karbondioksiti verince 4 karbonlu bileşim 3 karbonlu piruvik asite ya da piruvata. Piruvik asite döner. Daha sonra piruvik asiti gider. Tekrar mezofilde karbondioksit bağlar, malat olur, demet kınına gelir. Bu karbondioksit de malattan ayrıldıktan sonra ne yapılır? Rubisco tarafından Kelvin-Benson reaksiyonuna ya da Kelvin reaksiyonlarına sokulur. Onun için A bitkisinde iki farklı döngü vardır. Bir, karbondioksit-malat bağlantısı ve piruvik asit döngüsü. Bir de burada Rubisco'nun iş yaptığı Melvin Kelvin ya da Kelvin-Benson döngüsü olmak üzere. Bu durumda verilenlerin hepsi doğrudur diyoruz. Biraz detaylı bir fosentez sorusu. Hem C3'ten hem de C4 bahsettik. C3 bitkilerinde sadece mezofilde fosentez gerçekleşir ve mezofilde malat oluşmaz. Direkt karbondioksit Rubisco tarafından tutulur, Kelvin döngüsüne sokulur. C3 bitkilerinde karbondioksit Rubisco tarafından tutularak direkt mezofilde tutularak Kelvin döngüsüne sokulmuş olur. Orada da organik maddeler sentezlenir. Bir diğer sorumuz. Bir bitkinin kromozom sayısı 24'tür. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Şimdi 24 kromozomlu bir bitkin. Ana fas safhasında 48 sentromer vardır. Bu ifade hatalıdır. Neden? Her bir kromozomda kardeş kromatitleri birbirine tutturan bir tane sentromer vardır. Onun için kromozom sayısı kadar sentromer vardır. 48 sentromer değil, 24 sentromer vardır. Ana faz 1'de 24 sentromer vardır. Zaten 24 kromozom olduğu için 24 sentromer vardır.
Metafaz 1'de 48 kromatit vardır. 24 kromozomsa her bir kromozom 2 kromatit olduğu için 48 kromatit vardır. Ana fazda 48 kromatit vardır ve bu kromatitler de mitozda düşünürsek her biri kromozoma dönüşür. Ana fazda kromozom sayısı da 2 katına çıkar. Metafaz 1'de 24 kromozom vardır. Metafaz 1'de kromozom sayısı yine 24'tür. Ne zaman kromozom sayısı yarıya iner? Sitokinezde hücre 2'ye bölündüğünde kromozom sayısı yarıya inecektir. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Bize yanlışı sorduğu için A seçeneği yanlış olacaktır. Sadece kuşlarda bulunan tüyler evrimsel olarak aşağıdaki yapılardan hangisinden oluşmuştur? Bir not içermesi açısından bu soruyu oluşturduk. Kuşlarda bulunan tüyler için şunu söylememiz gerekiyor. Kuşlar sürüngenlerden evrimleştiği düşünülür. Bundan dolayı kuşlardaki tüylerin yapısı keratindir. Sürüngenlerin vücutlarındaki plakalar da keratindir. Bundan dolayı kuşlar sürüngenlerden evrimleşmiş. Kuşların tüyleri de sürüngenlerin keratin plakalarından, keratin pullarından evrimleşmiştir. Bundan dolayı kuşların bacaklarında sürüngenlerin vücutlarındaki keratin plakalar gibi keratin pullara rastlanır. Kuşların bacaklarında, tavukların bacaklarında. Bu bizim için bir bilgidir. Bu bilgiyi de burada soru üzerinden sorgulamak istedik. Doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Bir diğer soru. Canlıların kalıtsal özellikleriyle bulundukları ortama uygunluk göstermelerine adaptasyon denir. Farklı canlılarda görülen özelliklerinin hangileri adaptasyona örnek olarak gösterilebilir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Adaptasyon oluştuktan sonra nesiller boyu aktarılır. Yani kalıtılır artık. Çünkü o canlının kalıtsal niteliği haline gelmiştir. Bu açıdan baktığımız zaman kara hayvanlarında solunum organlarının vücudun içine doğru gelişmesi su kaybını önlemek için kazanılmış bir adaptasyondur. Su kaybını önler. Akciğerler içtedir. Ağzını kapattığımız su kaybını önlemiş olursun. Solungaç olsaydı dışarıda olurdu, kururdu ve solunum yapmayı zorlaştırırdı. Memelilerin akciğerlerinin alveollere sahip olması. Alveoller memeliler için üstün bir adaptasyondur. Daha fazla oksijen almayı, daha fazla karbondioksit atmayı sağlayacaktır ve nesiller boyu aktarılır. Deri solunumu görülen hayvanların vücut yüzeylerinin mukuslu olması. Mukus deriyi nemli tutar, gaz difüzyonunu kolaylaştırır. Kurbağaların derileri mukus kaplıdır. Toprak solucanların derileri mukus kaplıdır. Bu hayvanlar yüksek oranda deri solunumu yaparlar ve bu adaptasyona sahiptirler diyoruz. Şimdi bir bitki sorusu. Bitkilerin herhangi bir mekanik etkiyle yaralanması sonucu bu yara bölgesinden sıvı şeklinde su kaybı hangisi? Direkt bilgi sorusudur bu. Bu su akması eksüdasyondur. Su akması olayına eksüdasyon diyoruz. Direkt bilgi olarak karşımıza çıktı. Gutasyonla transpirasyon, şu transpirasyon da bu terlemedir. Transpirasyon terleme. Ozmoz suyun zardan geçişi, aktif taşıma. Gutasyon yaprak kenarlarındaki deliklerden suyun damlamasıdır. Ama eksüdasyonda budama yaptınız mesela ilkbaharda budamaya geç kaldınız. Bitki gövdesinde kestiğiniz o budama bölgelerinden su akması eksüdasyon olarak bizim karşımıza çıkar. Bu da yine bir not bilgi olması açısından vermiş olduk. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde
gametofit evre, sporofit evreye göre daha fazla baskınlık gösterir diyebiliriz. Yani gametofit evre daha uzundur. Şimdi özellikle eşeği süremeyi anlattığım yüce bölünmeleri bölümünün hemen akabinde bunu vermiştik aslında. Sporla üreyen bitkilerden, damarsız, tohumsuz bitkilerde, yani karayosunlarında, hepatikalarda, ciğer otlarında ve marşantia bitkilerinde haploid evre, diploid evreden uzundu. Onun için biz burada gametofit evre, yani haploid evre, sporofit evre, yani diploid evreden daha uzun dediği zaman aklımıza karayosunları, ciğer otları, ondan sonra yapraksı karayosunları, marşantiyalar gelecek. Ama daha çok karayosunları ve ciğer otları çıkar sizin karşınıza. Karayosunları ve ciğer otlarında haploid evre daha uzun. Haploid evre daha uzun. Diploid evreden. Diğer geri kalan bütün bitkilerde, gelişmiş bitkilerde diploid evre daha uzundur haploid evreden. Mesela ehirentilerde, at kuyruklarında, kibrit otlarında falan hep ne vardır? Diploid evre haploid evreden uzundur. Gimnosperm çamlarda diploid evre haploidden uzundur. Dikotiledon çift çeneklilerde öyle. Monokot tek çeneklilerde yine öyle. Diploid evre haploidden uzundur. Diploid evrenin kısa, haploidin olduğu, uzun olduğu bitkiler karayosunları ve ciğer otları bizim karşımıza çıkar. Burada karayosunu bize verilmiş ve doğru yanıtımız karayosunu olacaktır. Bir diğer sorumuz. Bir ses duyan kedi önce kulaklarını dikleştirmiş. Yani bir dikkat kesilmiş. Sonra tehlikeyi algılayıp o bölgeden hızlıca uzaklaşmış. Şimdi tehlikeyi algılama işin içindeyse uç beyin, yani ne aklımıza gelecek? Frontal korteks aklımıza gelecek. Uç beynin frontal korteks, bilinçli yapılan, tehlikeyi algılayıp işlemiş. O zaman uç beyin var. Şimdi bölgeden hızlıca uzaklaşmış. Uzaklaşırken kas faaliyetleri olacak, kaçacak. Kas faaliyetlerini kontrol eden, dengeli kas faaliyetlerini sağlayan beyincikti. Zayıf veya güçlü işitme reflekslerini ve ışık reflekslerini ilk işleyen beynimizin bölümü orta beyindi. İşte irkilme olayında köpeklerin işte düşük sesleri veya düşük seviyedeki ışığı algılayıp gece havlamaları hep orta beyin kontrolündedir. Alışkanlıklar, bağımlılıklar orta beyin kontrolündedir. Buna göre baktığımızda bu üç beyin bölümünün de burada faaliyet gösterdiğini söyleyebilirim. İnsanda aşağıdaki yapılardan hangisi hiyalin kıkırdaktan meydana gelmez? Şimdi hiyalin kıkırdak dediğimiz zaman aklımıza aslında kemiklerin öncülü gelmeli. Hiyalin kıkırdak daha sonra kemikleşir. Hiyalin kıkırdak daha sonra kemikleşir. Zaten mekanizma şöyle işlerdi. Bağ doku, bağ dokudan hiyalin kıkırdak, hiyalin kıkırdaktan da kemik şeklinde bir gelişme vardı. O zaman hiyalin kıkırdak kemiklerle irtibatlı olan yerlerde olacak. Bakalım, uzun kemiklerin uçlarındaki epifiz plaklar hiyalin kıkırdakları oluşturur, oradan da kemikleşir. Üst solunum yolu astarı. Üst solunum yolu astarı. Yani bizim yutağımızın üst kısmı. Şurayı bilmeyebilirsiniz. Burası hiyalindir. Burada kemiğe yapışıktır. Kaburga uçları yine hiyalindir.
Hareketli eklemlerdeki yapılar hiyalindir. Kulak kepçesi ve dış kulak yolu elastiktir. O zaman burası elastik kıkırdak olduğu için doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Kemikleşme ve kemikleşmeye giden yol varsa aklımıza hiyalin kıkırdak gelecek. Omurilik gibi önemli eklemli yapıları birbirine bağlayan sıkı bağlantılı yerler aklımıza gelirse o zaman ne diyeceğiz? Biz fibroz kıkırdaktan bahsedeceğiz. Esnek kıkırdaklar gerekiyorsa o zaman aklımıza elastik kıkırdak gelecektir. Güzel bir C3-C4 cam bitkisi sorusu. Hangisi yanlıştır? Rubisco, Kelvin Benson ya da Melvin Kelvin reaksiyonlarının gerçekleşmesi için karbondioksit tutan enzimdir. Rubisco olmadan bu iş olmaz. Bize yanlışı sormuş. C4 bitkilerinde demetkan hücreleri vardır. Evet, demetkan hücreleri vardır. Önce karbondioksit yakalama, malat oluşturma neydi? Mezofil. Sonra da demetkan. Bir karbondioksit tutmak için en fazla ATP gereksinimi C4 bitkilerindedir. Şimdi karbondioksiti tutmak için ATP harcanmaz. Gaz tutmak için ATP harcanmaz. Bu ifade yanlıştır. En yüksek sıcaklıkta fotosentez C4 bitkilerinde gerçekleşir diyor. Yüksek sıcaklıkta fotosentez C4 bitkilerinde ve cam bitkilerinde gerçekleşir. Bu bilgi doğrudur. Cam bitkilerinde malik asit, karbondioksitin biriktirdiği C4 bitkilerinde karbondioksit vericisi olarak görev yapar. Yani malik asit ya da malat, karbondioksiti piruvik asite bağlanmasıyla malat ya da malik asit oluşur. Sonra malat parçalanır, karbondioksiti Kelvin reaksiyonlarına verir ve tekrar piruvik asit boşa çıkar ve tekrar mezofilde kullanılmaya geçer. Onun için cam bitkilerinde malik asit, karbondioksitin biriktirildiği kofullarda biriktirilir malik asit olarak. C4 bitkilerinde karbondioksit vericisi olarak kullanılır. Evet, C4 bitkilerinde ise piruvik asite karbondioksit olarak malat yaparız ya da malik asit. Onu da karbondioksiti demetkınına vermede kullanırız. Buna göre bakarsak biz yanlış olanı işaretleyeceğiz. Bu da karbondioksit tutmak için ATP gereksinimi bulunmaz. Çünkü karbondioksit gazdır ve içeriği alınıp daha sonra reaksiyonlarla ortamın sıcaklıklarıyla, ısısıyla transferaz enzimler etkisiyle bağlanabilmektedir. Evet. Yine sorulabilitesi yüksek bir soru tipi. En azından bunu sormasa bile yorumunu bilmemiz açısından önemli. Glukozu laboratuvar şartlarında, deneysel ortamlarda laboratuvarda yaktığımız zaman 686 bin kalorilik bir enerji elde ediyoruz. Laboratuvarda yaktığımız zaman. Ama hücrede, hücresel solunumla parçaladığımızda 277 bin kalori gibi bir enerji elde ediyoruz. Yaklaşık 3'te 1'ine yakın bir şey. Yani o kadar az. İşte bunun sebebini bakacağız şimdi. Hücrede ve deneysel ortamda glukoz molekülleri parçalandığında farklı miktarda enerji üretilmesi gibi nedenlerden hangisiyle açıklanır? Hücresel solunumda enerjinin düşük olmasının sebebi enerjinin bir kısmı ortama ısı olarak verilmesidir. Hücresel solunumda enerjinin bir kısmı, hatta büyük bir kısmı ortama ısı olarak verilir. İşte ortama ısı olarak verilmesinden dolayı enerji, ATP verimi düşük olur. Ama laboratuvar deneylere göre biz mevcut ürettiğimiz ATP'nin 3 katı kadar enerji üretmemiz lazım yaklaşık. Ama o kadar üretemiyoruz. Neden? Bir kısmını ısı olarak kaybediyoruz. İşte
Bu kayıp bizim vücudumuzun ısınmasına, hücrelerimizin belli bir homeostatik sıcaklığa kavuşmasına olanak sağlıyor. O zaman birinci ölçümümüz bununla alakası yok. Karbondioksit ve su deneysel ortamda da oluşuyor. O zaman asıl farkın ne olduğunu biliyoruz. Isı olarak ortama yayılmış olduğunu biliyoruz. Bunu yorum yapacağız. Enerji verimi neden düşük? Bir kısmı ısı olarak yayılıyordu onun için. İç döllenme yapan omurgalı hayvanlarda, iç döllenme dediğimiz zaman çoğunlukla karasal hayvanlar gelecek. Gibi özelliklerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Bakalım şimdi. Triblastik embriyonik tabaka. Triblastik 3 katmanlı demek. Yani kısaca ektoderm, endoderm ve ektoderm-endoderm arasına mezoderm gelişimidir. O zaman iç döllenme yapan omurgalı hayvanların hepsinde bu 3 katmanın 3'ü de var. Segmentasyon gerçekleşmesi. Segmentasyon neydi? Zigottan blastulaya kadar oluşan hücrelerin 2, 4, 8 blastomerli, sonra morula, sonra da blastulaya geçiyordu. Biz buna ne diyoruz? Segmentasyon diyoruz. Segmentasyon çok hücreli bütün hayvanların ortak özelliğidir. Embriyonik tabakaların farklılaşması. Ektoderm, endoderm, mezodermden de işte mesela mezodermden kas kemik farklılaşıyor. Ektodermden deri, mesela endodermden bağırsak içi epitelleri farklılaşıyor. İşte bunlar embriyonik tabakaların farklılaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. O zaman gelişmiş hayvanlarda, omurgalı hayvanlarda bunların hepsi ortak olarak bulunacaktır. Bitkilerdeki dokulara ilişkin olarak gibi özelliklerden hangileri primer, hangileri sekonder meristeme aittir? Mitoz bölünebilme yeteneğine sahip olma. Meristemlerin hepsi mitoz bölünür. O halde ortak. Bol sitoplazmalı ince çeperli. Ortak. Çünkü hücreler sürekli bölündüğü için gençtirler, dinamiktirler. Bitkilerin tamamında bulunma. Bütün bitkiler boyca büyür ama enine kalınlaşamaz. O zaman bitkilerin tamamında bulunan primer meristemdir. Sekonder meristem daha çok enine kalınlaşabilen bitkilerde vardır. Sekonder büyümeyi gerçekleştirme. O da kime aittir? Sekonder meristeme aittir. Buna göre 1-2-3 primer meristemde olacak. 1-2-4 de sekonder meristemde olacaktır. Doğru yanıtımız A seçeneği olmalıdır. Floem ile taşınan temel karbonhidrat hangisidir? Bu direkt bilgidir. Bunu unutmayın. Bitki biyolojisinde, ki daha online derste yaptığım kayıttan da tekrar izleyebilirsiniz. Floem ile taşınan sükrozdur. Floem ile taşınan neymiş? Sükroz. Floemle taşınır. Neden sükroz? Çünkü sükroz kararlı bir yapıdır ve taşınırken herhangi bir homeostatik dengeyi bozmaz. Fruktoz ve glukoz suda çok çözünür ve kararsız yapılardır. Ondan dolayı taşınırken yan hücrelere kaçabilir. Nişasta zaten depodur. Bu da zaten maltoz nişastanın öncülüdür. Depolanmadan önce maltoz sonra nişasta yapılır. Onun için taşıma formatı sükrozdur. Yine bir bitki sorusu. Bekçi hücrelerindeki metabolik düzenleyicilerin etki mekanizmalarına ilişkin. Yani metabolik düzenleyici dediğimiz şey, burada bu metabolik düzenleyici diye de geçer. Aslında bitkisel hormonlar demektir. Bitkisel hormonlar. Bitki hücrelerindeki, bekçi hücrelerindeki metabolik düzenleyicilerin etkisi. Yani bekçi hücrelerine, stomadın bekçi hücrelerine etki eden bitkisel hormonlar ile ilgili hangisi yanlıştır? Bekçi hücreleri
tarafından potasyum ve klor iyonlarının alınması ve biyosentez sonucu malat oluşumu. Bir kenarda dursun. Bunu biraz açıklayacağım. Nişasta hidrolizi ile sakkaroz oluşumu. Nişastayı hidroliz ederiz. Sakkaroz oluştururuz. Oluşturduğumuz sakkarozu da fluyeme veririz, taşırız. Bu hormonlar kontrolünüdür. Karbondioksit fiksasyonu ile sakkaroz oluşumu. Karbondioksit fiksasyonu ile sakkaroz oluşumu. Işık etkisiyle ortaya çıkan bir durumdur. O zaman metabolik düzenleyicilerin etkisiyle fosentez başlatılır ve karbondioksit kullanılır. Mezofil hücrelerinde oluşan sakkarozun bekçi hücrelerine alınması. Mezofil hücrelerinde oluşan sakkaroz bekçi hücrelerine alınmaz. Mezofil hücrelerinde oluşan sakkaroz nereye gider? Fluyeme gider. Bekçi hücrelerine geçmez. Nereye gidiyormuş bu? Fluyeme gider. Oradan da depolanır. Protein dehidrasyonu sonucu su oluşması. Protein sentezi de yine bitkisel hormonların kontrolünde olur. Geldik buna. Bekçi hücreleri tarafından potasyum ve klor iyonlarının alınması ve biyosentez sonucu malat oluşumu. Kimde olacak bu? Cam bitkilerinde olacak. Hele hele cam bitkilerinde gece olur. Onlar gece karbondioksiti alır. Sonra malat olarak kofulda depolar. C4 bitkilerinde ise alınan karbondioksit malat olarak mezofilde nereye aktarılır? Demet kınına aktarılır. Demet kınında da Kelvin-Benson reaksiyonu, yani Kelvin reaksiyonuyla besin sentezinde o karbondioksit kullanılır. Onun için bekçi hücrelerinde potasyum ve klor aynı zamanda ne rolü üstlenir? Bir kofaktör rolü üstlenir. O halde burada yanlış olan D seçeneği olacaktır. Bu da bizim için önemli bir bilgidir. Şimdi bu soru biraz çeldirici güçlüğü yüksek olan bir soru. Çeldiricisi kuvvetli bir soru. Dikkat etmek lazım. Sınavda çıkarsa hata yaparsınız diye yine burada sınav öncesi çözeyim diye koyduğum sorulardan birisi. Kemikleri sıkıca birbirine bağlayan sıkı bağ doku liflerinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat edin. Birçok kişi burada atlayarak buna tendon cevabını verecektir. Düşmeyin. Tendon. Şu yanlış da yazılmış bu arada. Ligament olacak. Tendon kas kemik bağlantısını sağlar. Ama ne diyor bana? Kemikleri sıkıca birbirine bağlayan sıkı bağ doku liflerinin diyor oluşmasını sağlar. Peki o zaman kemikleri sıkıca birbirine bağlayan neredeki liflerdir? Eklemlerdeki liflerdir. O zaman kemikleri sıkıca birbirine bağlayan eklem lifleridir. Eklem lifleri nedir? Ligamentlerdir. Anlatabildim mi? Ligament. Eklemlerdeki lifler. Osteosit, osteoblast. Bunlar kemik hücreleriydi. Sarkomer ve kiriş. Sarkomer zaten kaslarla alakalı bir şeydi, değil mi? İki Z çizgisi arasındaki şu bölüme biz ne diyorduk? Sarkomer diyorduk. Kas kasılınca, değil mi? Aktinler hareket ediyordu. Sarkomerin boyu kısalıyordu. Kasla alakalı. Kirişlerde de yine
kaslardaki bağlantı noktalarıdır. Osteosit kemik hücresidir. Geçtik. Ligament. İkisi arasında çok büyük yanıltmaya sebep olabilir. Onun için nereyi sorarsa kası kemiğe bağlar derse sorunun cevabı tendon olur. Kemikli eklemleri bağlar derse sorunun cevabı ligament olur. İnsanın savunma sisteminin üçüncü hattı. Soru çok dikkat etmek gerektiren bir soru. Üçüncü hat dediği zaman benim aklıma T lenfositi, B lenfositi gelecek. Hangileri görev alır? T lenfositi görev alır. B lenfositi görev alır. B lenfositi savunma için ne üretir? Antikor. O zaman antikor da görev alır. Doğal katil hücreleri bu hangi hattaydı? İkinci hattaydı. Doğru yanıtımız 1, 2, 3 olacaktır. Antikorları B lenfositleri üretir. Ki B lenfositlerin farklılaşmasıyla oluşan plazma hücreleri üretir. B lenfositlerin bir kısmı da bellek ya da hafıza hücrelerine farklılaşıyordu. İnsan doku ve organlarına ait aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş bize. Yine çeldiriciliği güçlü bir soru. Birçok kişi buna cevap vermekte zorlanır. Bağ doku kıkırdakları kıkırdakladığı kemikleri oluşturur. Onun için bağ dokudaki kolajen proteinler kemiklerde de yer alır. Hiyalin kıkırdakta da vardı. Kas dokusunda tropomiyozin, troponin C, aktin, miyozin gibi proteinler yer alır. Salgı doku mukusu salgılar. Kemik dokunun hücreleri osteosittir. Şimdi sinir doku dendritik hücre. Mesela akson ve dendritten dolayı birçok kişi buna düşebilir. Dendritik hücre sinir sistemine ait değildir. İsim benzerliği gibi görünse de. Dendritik hücre bağışıklık sistemine aittir. Özellikle deri altında vücuda giren mikroorganizmaları yok etmekle görevli bir bağışıklık sistemi hücresidir. Dendritik hücre, savunma hücresi. O zaman sinir dokuyla bir alakası yoktur. Bu soru geçen sene biyoloji öğretmenliğine benzeri de soruldu. Geçen sene gruplarıma da çözmüştüm. Ve orada bunu yaptılar. İnsanda 25 bin kadar gen çeşidinin olmasına karşı aktif olarak bir organda gen çeşidinin olmasına karşı 80 bin kadar karakter çeşidinin olmasının temel nedeni nedir? Şimdi bunun en önemli nedeni şu. Bizim DNA'mızın bir gen bölgesini düşünelim. Burası A geni. Şimdi bu gende aktif bölgeler vardı, kapalı bölgeler vardı. Bu şekilde düşünürsek. Mesela burası aktif, burası pasif. Şurası pasif, şurası pasif ve şurası pasif olsun. Pasif bölgelere intron, aktif bölgelere de ekson diyoruz. Ekson ve intron. Şimdi DNA'dan mRNA yapıldığında şu pasif bölgeler mRNA'dan kesilip atılır. Geri kalan şu parçalar hücrenin ihtiyacına göre, mesela bu birinci parça, bu ikinci parça, bu üç, bu dördüncü parça, hücrenin ihtiyacına göre 1, 2, 3, 4 şeklinde de dizilebilir. 4, 2, 1, 3 şeklinde de dizilebilir. 4, 1, 2, 3 şeklinde de dizilebilir. İşte 3, 2, 4, 1 şeklinde dizilebilir. Peki bu şekilde bu parçaları dizersek her birinden ben farklı bir mRNA elde ederim. İşte bu DNA transkripsiyonunda oluşan mRNA'nın
alternatif işlenme mekanizmasıdır. mRNA'nın alternatif işlenme mekanizmasıdır. İşte DNA transkripsiyonunda DNA'nın alternatif işlenmesi, transkripsiyon DNA'dan mRNA yapmaktı biliyorsunuz. DNA'dan mRNA'nın yapılmasından sonra alternatif işlemelerle bir sürü DNA transkriptinin ortaya çıkması az sayıda genden çok daha fazla çeşitte karakterlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bu sorunun orijinal yanıtı budur. İntronlar şifre vermez. İntronlar pasiftir. Mutasyona, insanda mutasyon olduğu zaman zaten sorunlar ortaya çıkıyor. DNA işlenmesine alternatif kopyalar, DNA işlenirken aynı kopyayı yapar, farklı kopya yapmaz. Bar cisimciklerinin de birçok durumda kendini ifade etmesi, bar cisimcikleri uyutulmuş kromozom demektir. Kromozom uyutulduktan sonra aktif olmaz. Mesela kadınlarda iki tane X kromozomu vardır. Bunlardan birisi gerçek anlamda aktifken, mesela şu uykuya yatırılır, uyku hali. Buna biz bar cisimciği deriz. Artık o kadının karakteri bu X kromozomu üzerindeki genlerin işleyişiyle ilgilidir. Mesela diyelim ki şu anneden gelen genler X kromozomu, bu babadan gelen olsun. Babadakini uykuya yatırdıysa vücut, hamileliğin 3. ayında başlıyor bu durum. 4,5-5. Aya kadar bu tamamlanıyor. Ve ondan sonra bu annenin mesela doğacak kızı anneden aldığı gen özelliklerine göre işleyecektir. Özellikle cinsiyet karakter sisteminin işlemesi. Onun için bazı annelerde mesela hamilelik döneminde çok fazla midesi bulanır, kusar vesaire, kızı da aynı belirtileri, aynı tepkileri verir. Sebebi nedir? Anneden gelen X kromozomunun onda aktif, babadan gelen X'in uykuya yatırılmasından kaynaklanır. Yani bazı özellikler annenin tıpkısını gösteriyorsa kızı, burada babadan gelen X'in uykuya yatırıldığını söylemekte bir sakınca yoktur. Bar cisimci olayı bu. Bir diğer sorumuz. Stomaların açılıp kapanmasında potasyum iyonu etkilerinden hangileri neden olur? Potasyum iyonu, hepimiz biliyoruz, sinir sisteminde de anlatmıştım, kendi bulunduğu tarafa hücre zarının geçirgenliğini değiştiriyor. O zaman bekçi hücrelerin pilavı hücre zarının suya karşı geçirgenliğini değiştirerek açılıp kapanmaya etkisi var. Kilit hücrelerin ozmotik basıncını değiştirir. Mesela komşuya giderse su komşuya gider. Potasyum kilite gelirse su kilite gelir. Mesela su komşuya gitti, potasyum komşuya gitti, su da komşuya gitti peşinden. Ne oldu? Stoma kapandı. Potasyum komşudan kilite geldi, peşinden su da kilite geldi. Kilit turbor oldu, şişti, stoma açıldı gibi. Kilit hücrelerindeki nişasta ve organik asit üretimi ve yıkımını uyarmak. Organik asit üretimi ve yıkımını etkiler mi? Şimdi organik asit nedir? Karbonik asittir. Karbonik asit, yani karbondioksitin suyla verdiği tepkime. Şimdi potasyumun böyle bir rolü yoktur. Çünkü stomak kapandığında artan karbondioksit suyla tepkime verir. Nişastanın yapımı ve yıkımı asitlikle alakalıdır. Yani pH nişastanın yapımını ve yıkımını etkiler. Bunu da eliyorum. Yani şöyle düşüneceğiz bunu. Düşük pH'ta nişasta yapılır, yüksek pH'ta nişasta yıkılır. Nişastayı yapan ve yıkan enzimler farklı pH'larda çalışacaktır. Bir diğer sorumuz. Kapalı tohumlu bitkilerde embriyo aşağıdakilerden hangisinden oluşur? Embriyo. Dikkat edin. Yine bir çeldiricili bir soru. Embriyo yumurtadan oluşmaz. Embriyo döllenmiş yumurtadan oluşur. Bu artık zigottur. Zigotun mitozuyla embriyo gelişir. Tamam mı? Onun için birçok kişi
yumurta dönenerek oluşur diyerek hemen şunu okumadan yukarıdan aşağı gelip ikinci seçeneği işaretleyip gidebilir. Döllenmiş yumurtada zigottan embriyon gelişir. Laktik asit fermantasyonunda indirgenen en son molekül hangisidir? Burada konuyu anlatırken de söylemiştim. Laktik asit fermantasyonunda son elektron alıcısı piruvattır. Piruvat NaTH'taki hidrojen ve elektronu alır. NaT yükseltgenir. Hidrojen ve elektronlar piruvik asite geçer ve ortaya ne çıkar? Laktik asit çıkar. Onun için en son molekül indirgenen en son molekül kimdir? Piruvattır. Piruvat NaTH'ın hidrojen ve elektronunu aldı, indirgendi, laktik asite dönüştü. Laktik asit fermantasyonunda. Etil alkol fermantasyonunda olsaydı asetaldehit olurdu. Asetaldehit NaTH'taki hidrojen ve elektronu alırdı, etil alkole dönüşürdü indirgenerek. Çöl ekosisteminde bitkinin gelişimini sınırlayan temel faktör hangisidir? En temel faktör çöllerde sıcaklıktır. Sıcaklık suyun buharlaşmasına sebep olur. Bakın, diğerleri sıcaklık tarafından ortaya çıkarılır. Nemin eksikliği sıcaklık tarafından ortaya çıkarılır. İşte toprağın tuzluk oranı suyu buharlaştırdığımız için. Işıklı günlerin sayısının fazla. Suyu buharlaştırdık gitti. Ne oldu? Işıklı günler fazla oldu. Bunlar hep sıcaklığın etkisiyle ortaya çıkar. Fotoperiyodizm o dünyanın hareketiyle uzun gün kısa gün olayı, bu dünyanın hareketiyle ışıkla alakalı bir durumdur. Yeryüzünde aşağıdaki alanların hangisinde yıllık net oksijen üretimi en fazladır? Şimdi yeryüzünde demiş. Biz biliyoruz ki fotosentez olayına bakacağız. Fotosentezi en çok yapanlar alglerdir. Ki alglerin içinden de kimlerdir? Mercanlar. Yeryüzündeki fotosentezin algler yaklaşık %80-82'sini yaparlar. Bitkiler %12 ile 14'ünü bitki yapar. Geri kalanı diğer canlılar. O zaman algler ve mercanlar nerede yaşar? Su içinde. Ve yeryüzü dediği için, kara demediği için ben neyi alacağım? Okyanus alacağım. Eğer deseydi ki karasal ekosistemde deseydi, o zaman ben ılıman ne yapacaktım? Tropikleri alacaktım. O zaman cevaplarımda tropikler olacaktı. Tropikler. Ama yeryüzü dediği için tamamını düşündüğüm zaman en çok fotosentez algler tarafından yapılır ve algler de mercan resifleri olarak karşımıza çıkan algler okyanuslarda bulunur. Hatta mercan adaları da ortaya çıkmaktadır. Birçok ağacın yaşı büyüme halkalarıyla hesaplanabilir. Büyüme halkaları aşağıdakilerin hangisinden meydana gelir? Büyüme halkalarını meydana getirenler kısilem ve kimdir? Vasküler kambiyumdur. Direkt cevapta bunu arayacağız. Mantar dokuyla işimiz yok, en dışta. Sekonder kısilem olabilir. Sekonder fluem. Fluemle işimiz yok. Çünkü vasküler kambiyumun dışında. Şu vasküler kambiyum olsun. Fluemler dışarıda. Kısilemler içeride, gövde kalınlaştıkça iç kısım odunlaşıyordu. Primer fluem. Fluemle işimiz yok. Yine fluem var. Fluemle işimiz yok. Vasküler kambiyum ve kısilem lazım bize. O zaman burada sekonder kısilem. Sürekli yeni kısilemler oluşturduğu için vasküler kambiyum, sekonder kısilem burada bizim cevabımız olacaktır. Onun için yaş halkaları ve
odunsu büyüme vasküler kan büyüme tarafından olur ve o da sistemleri meydana getirecektir. Memelilerde aşağıdaki yapılardan hangisinde üre sentezlenir? Şimdi amonyaktan ne yapacağız? Üre yapacağız. Neyle? Ornitin reaksiyonlarıyla. Ornitin reaksiyonlarıyla. Ornitin reaksiyonları nerede? Karaciğerde. Cevabımız karaciğer olacak. Amonyağı üreye çevirdiğimiz organımız karaciğerdir. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde gametofit evre sporofit evreye baskındır? Buna benzer bir soru çözmüştük sanki. Gametofit evre sporofit evreye baskın. Gametofit evre sporofit evreye baskın diyorsak aklımıza ne geliyordu? Briyofita, yani kara yosunları, hepatofita, yani ciğer otları. Cevaplarımızda yine kara yosunu mevcut. Aynı soru nereden girdiyse araya. Belki farklı bir yere yazmışız. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polimer değildir? Polimer demek sindirildiğinde küçük yapı taşları oluşacak demek. Bakalım. Tersten gideyim. Proteini sindirdik. Ne oluştu? Yapı taşı. Amino asit. Glikojeni sindirdik. En küçük yapı taşı ne oluştu? Glikoz. Kitini sindirdik. En küçük yapı taşı ne oluştu? Glikozamin. Glikozamin. N-asetil glikozamindi. Polipeptidi sindirdik. Ne oluştu? Amino asit. Kolesterolü sindirdik. Ne oluştu? Sindirilmez. Çünkü kolesterol tek moleküldür. Tek molekül. Sindirilemez. Tek molekül. Yani glukoz gibi. Glukoz da tek moleküldür. En küçük moleküldür, sindirilemez. Kolesterol de tek başına bir moleküldür. Büyük bir moleküldür. Glukozun aşağı yukarı 5 katı falan boyutundadır. Büyüktür, hücre zarından geçemez ama tek bir moleküldür kolesterol. Onun için kolesterol sindirilemez. Polimerler sindirilir. Bakalım şimdi başka bir soruya. K ve L tepkimelerine ilişkin grafikler çizilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi ne olmuş? Substrat ürüne dönüşürken molekülün enerji potansiyeli azalmış. Demek ki şu kadar, x kadar enerji dışarıya verilmiş. Enerji vermiş. O zaman K ne oldu? Enerji verdiği için dışarıya egzergonik oldu. Egzergonik. Bakıyoruz. L'de ise enerji potansiyeli düşükmüş. Yüksek enerji potansiyeline sahip ürün oluşmuş. Demek ki Y kadar enerji almış. O zaman L nedir? Endergoniktir. Endergonik. Örneğin K bir oksijenli solunumken L bir dehidrasyon olabilir. Bakalım buna göre doğrudur demiş. X ile ifade edilen ortama salınan serbest enerji miktarıdır. Evet, bir kısmı serbest enerji olarak görünebilir. Örneğin ortama ısı olarak ne yapılırdı? Büyük bir oranı değil mi, ATP'ye dönüşmeden gidebilirdi. Olabilir. L tepkimesinde nişasta sentezini örnek verebiliriz. Evet, nişasta sentezi olabilir. Çünkü bir dehidrasyon. Y aktivasyon enerjisidir. Aktivasyon enerjisi reaksiyonun başlaması için verilen enerjidir. Oysa burada enerji potansiyelinden bahsediliyor. Bu ifade hatalıdır. Buna göre
1'i kabul edelim ve buna göre de cevabımızı 1, 2 diye verelim. X ile ifade edilen ortama salınan serbest enerjidir. Bu serbest enerjiden de ben ne yaparım? ATP sentezlerin bir kısmıyla, bir kısmı da ortama ısı olarak yayılır. Başka bir soru. Bakalım hemen. Glikojenin amilopektine göre suda daha fazla çözülmesinin temel nedeni nedir? Oysa ikisi de bunlar suda pek çözülmezler ama 10 binde bir civarında suda çözünse bile, yani arasında bir fark var. Glikojen amilopektine göre daha fazla suda çözünüyor. Bunun temel nedeni dallanmış yapıdır. Dallanmış yapı arayalım. Şimdi bir molekülü oluşturduğumuzda glukozlar arası bağlar bu şekilde düz zincir gidebilir. Şu aradaki bağlar alfa 1-4 bağıdır. Ama ben şu glukoza bir başka glukoz daha bağlayıp bu şekilde bir dal oluşturuyorsam, şu glukoza bir glukoz daha bağlayıp dal oluşturuyorsam, şuradaki bağ ise, dallanmayı sağlayan bağ ise alfa 1-6 bağıdır. Onun için dallanma önemli. Dallanmayı sağlayan da nedir? 1-6 glikozit bağdır. O zaman glikojenin amilopektine göre daha fazla suda çözülmesinin sebebi glikojenin 1-6 alfa 1-6 glikozit bağına daha fazla sahip olmasıdır. Seçeneklerimize baktığımız zaman amilopektinin daha az miktarda 1-6 glikozit bağına sahip olması ne oluyor? Glikojene göre daha az suda çözünmesine sebep oluyor arkadaşlar. Bunun cevabını da bu şekilde verebiliriz. Üreme ana hücresi 4 farklı homolog kromozom çifti mevcutsa meyoz 1'den sonra kaç farklı kromozom kombinasyonu meydana gelebilir? 4 farklı homolog kromozom. Diyelim ki kaç farklı demiş ya kombinasyon meydana. Bunları biz heterozigot alalım. Mesela büyük A, küçük A. Büyük B, küçük B. Büyük C, küçük C. Büyük D, küçük D. Bu kaç farklı durum meydana gelir? Ya büyük A'yı verir mayozla ya küçük A'yı verir. Öyle değil mi? Ya büyük A'yı verir ya küçük A'yı verir. Buradan iki farklı gelir. Buradan ya büyük B ya küçük B. Buradan ya büyük B ya küçük B. Buradan ya büyük B ya küçük B. İki farklı gelir. Şimdi biz buna göre bakarsak bunun iki farklı durumu var. İki farklı, iki farklı, iki farklı. Kaç farklı yapar? 2 üzeri 4'ten ne diyorsunuz? 16 gelir değil mi? Bir diğer sorumuz. Canlılar alemindeki genetik şifreye ilişkin olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Genetik kodların büyük bir kısmı evrenseldir. Çünkü genetik şifre DNA canlıların evrensel özelliğidir. Bazı kodonların son bazı değişince genetik şifre değişmez. Biliyoruz ki ilk iki nükleotit eşleşebilir. Üçüncüsünün eşleşmesi her zaman şart değildi. Buna Wobble teorisi de diyoruz. Bazı amino asitlerin birden çok şifresinin olması yine genetik şifre ile ilişkindir. 64 çeşit kod ve 64 çeşit antikodon. Bu bilgi yanlıştır, açıklayacağım şimdi. 64 çeşit mRNA bulunur. 64 çeşit mRNA bulunmaz. 64 çeşit
kodon bulmuş. Şunu düzgün düzelteyim ya. 64 çeşit kodon bulmuş. En fazla. Şu mRNA ifadesi yanlış olmuş. Şimdi 64 çeşit kod ve 64 çeşit antikodon. Oysa biz biliyoruz ki 3 çeşit kodon durdurucuydu ve durdurucu kodonların antikodonu karşılığı yoktur. Durdurucu kodonların antikodon karşılığı yoktur. O zaman yanlış olan D seçeneği olacaktır. Bu sorudaki hatayı da görmüş olduk şimdi. Şimdi bir diğer sorumuz. Süksesyondaki klimaks komüniteleri için aşağıdakinin hangisi yanlıştır? Klimaks dengeye ulaşmış komünite demektir. Dengeye ulaşmış komünite. Şimdi dengeye ulaşmış komüniteler bozulursa yine çabucak dengeye ulaşabilir. Niye? Çünkü denge sabitesine ne olduğunu biliyor, sistem tanıyor artık. Bakalım ifadelerin hangisi yanlışmış. Çevre ile az çok denge halinde. Evet, dengedeki bir komünite. Diğer basamaklara göre daha kararlı. Evet, dengeye ulaşmış. Diğer basamaklara göre tür çeşitliliği fazladır. Çünkü dengeli. Primer süksesyonda klimaksa sekonder süksesyondan daha çabuk ulaşılır. Yanlıştır. Neden? Primer süksesyon ta en başından beriye. İşte liken evresi, yosun evresi, liken evresi, işte çayır evresi, ot evresi, çalı evresi, işte fundam evresi, çalı evresi, ağaç evresi gibi uzun süreden gelir. Ama ağaç evresi oluştuktan sonra bir yangın çıktı diyelim o bölgede, yok oldu. Daha sonra tekrar ortaya çıkması ta ilk baştaki gibi olmaz. Neden? Çünkü o bölgede artık ağaçlar yetişmeye adapte olduğu için toprak ona uygundur. Hızlıca hemen yeniden ağaçlar, çalı ağaç formundan hemen devam eder. Hemen süksesyonla bozulmuş olan yapı tekrar hemen eski haline gelir. İkinci süksesyon olayı meydana gelir ve çabucak dengeye ulaşır. Komünitemiz bir klimaks evresine ulaşır. Primer süksesyonda klimaksa sekonder süksesyondan daha geç ulaşılır. Çabuk değil, yavaş, geç ulaşılır olacak. Burada çabuk ulaşılır demiş, yanlış. Türler görece uzun ömürlüdür. Çünkü dengeli olan bir sistemde artık canlılar uzun ömürlü olarak karşımıza çıkacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki döngülerden hangisi bozulursa asit yağmurlarının görülebilme ihtimali yükselir. Asit yağmurlarına sebep olanlar karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksitti. En çok asit oluşturanlarsa kükürt dioksit ve azot dioksit. Onun için karbon ve kükürt döngüsünün azot ve kükürt döngüsünün bozulması asit yağmurlarını daha da ortaya çıkmasına sebep olur. Kükürt ve azot döngüsünün bozulması asit yağmurlarının ortaya çıkmasına sebep olur. O zaman bakalım kükürt ve azot döngüsünün bozulması. Hangisinin döngüsü bozulursa demiş. Kükürt ve azot döngüsü. Bir diğer sorumuz. Kapalı tohumlu bitkilerde özelliklerinden hangileri görülebilir? Şimdi kapalı tohumlu bitkilerde tisilen ve fullen vardır. Onun için kapalı tohumlu bitkilerde kısileminde trakeler, trakeitler, fuleminde ise arkadaş hücreleri kalburlu hücreler meydana gelebilir. Kapalı tohumlu bitkilerde sekonder kalınlaşma olur. Vasküler kambiyum gövdeyi kalınlaştırabilir. Çift döllenme olur. Hem yumurta döllenir hem de polar hücre döllenir. Böylelikle yumurta döllenir, zigot olur. Polar hücre döllenir. Buradan da endosperma gelişir. Çift döllenme var.
Kapalı tohumlu bitkilerde meyve bulunabilir ama kuru meyveli olup da meyvesi dökülenler de vardır. O zaman doğru yanıtımız 1, 2, 3, 4 olacaktır. Bitkilerde görülen metagenez için demiş. Metagenez bitkilere özel bir durumdur. Metagenez hayvanlarda görülmez. Mantarlarda görülmez. Bunu daha önce de söyledim. Hep ÖSYM'de sürekli soruyor bu hata yapıldığı için. Metagenez sadece bitkilerde görülür. Metagenez sadece bitkilerde görülür. Bunu bu şekilde söyleyelim. Bitkilerin tamamında metagenez vardır. Haploid evre, diploid evre var. Gametofit ve sporofit de birbirinden morfolojik olarak farklıdır. Gametofitler haploiddir, sporofitler diploiddir. Mesela yumurta sperm ile bitki arasında fark gibi. Zigot sporofit neslin ilk hücresidir. Zigot oluşur. Zigot gelişerek sporofit oluşur. Sporofit mayozla gametleri yapar ya da bunlara spor da denir. Sporlar gelişir. Ne oluşturur? Gametofit bitkiyi oluşturur. Gametofit bitki gelişir ve onun üstünde de gametler oluşur. Mitozla en kromozomlu gametler döllenir, zigot meydana gelir. O zaman sporofit nesil zigotla başlar. O halde doğru yanıtımız yine 1, 2, 3 olacaktır. Soru köküne dikkatlice bakmamız lazım. Kulakta aşağıdaki yapılardan hangisinden işitme sinirleriyle impuls oluşumu gerçekleşir? Ne demiş bize? İşitme sinirleri. İşitme sinirleri neredeydi kulakta? İç kulakta. Nerede yer alırdı? Korti organında yer alırdı. Korti organında ne vardı? Kohlea kanalı vardı. Kohlea kanalı vardı. Ve kohlea kanalının içinde de endolenf sıvısı vardı. İşte bu sıvı dalgalandıkça kıl reseptörleri sallardı. O da tektoriyal zara çarparak impuls oluşuyordu. O zaman impuls oluşması ve sinirler korti organında bulunur. Oradan beyne doğru uzayacaktır. Evet, yine bir hayvan sistemi sorusu. İnsülin hormonu etkinliklerinden hangilerini sağlar? İskelet kaslarında glikojen sentezini uyarır. Evet, fazla şekerin hücrelere geçmesini sağlar. Glikojen sentezini uyarır. Glukagon salgılanmasını engeller. Neden? Zaten kan şekeri yüksek şekeri düşürmemiz lazım. Oysa glukagon kan şekerini yükseltirdi. Onu bastılar. Hücre zarını üzerinden amino asit taşınmasını uyaracaktır. Çünkü insülinin besinlerin hareketinde rolü vardır. Karaciğerde glukoz salınmasını engeller. Çünkü glukagonu baskılayarak glukoz salınmasını da engelleyecektir. Böyle de bir rolü mevcuttur insülinin. İnsülin hormonunun özellikle amino asit taşınmasını da uyardığını unutmayalım. İnsanda lenf sistemi ne iş yapar? Özellikle bağırsaklardan emilen yağ asidi ve gliserolün şiromikrona döndükten sonra taşınmasını sağlar. Onun için yağ monomerlerinin ince bağırsaktan emilmesinde etkili. Fazla doku sıvısının kan dolaşımına geçmesini sağlar. Lenf çalışmazsa, lenf damarı tıkanırsa ödem olur. Bağışıklık sistemiyle ilgili lenf düğümlerinden antikor üreten akciğer hücreleri bulunur. Ki plazma hücreleri yer alır lenf düğümlerinde. Bademcik mesela büyük lenf düğümlerinden biridir. Dalak mesela lenf düğümdür yine. Lenfosit
üretimini sağlar. Mesela timus bezi T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlar. Böylelikle bağışıklık üzerinde görev üstlenir. Onun için lenfatik sistem burada sayılan bütün görevleri yerine getirir. Döllenmiş bir yumurta hücresi gelişimin aşağıdaki evrelerinin hangisinde endometriyuma tutunur? Endometriyuma tutunur. Direkt bilgi sorusu. Blastula evresinin sonunda, gastrula evresinin başında tutunur. Tekrar söylüyorum. Segmentasyon biter. Blastula evresinin sonuna doğru gastrula evresinin başında tutunur. O zaman biz ne diyelim? Blastosit, blastula evresinin sonu, gastrulanın başı diye bunu yazalım. O zaman ne diyoruz? Gastrula diye cevap verelim. Bir diğer sorumuz. Azotu fikse eden bakteriler, yani azot bağlayıcı bakteriler ile mutualist, yani karşılıklı yarar ilişkisi içerisinde olan bitkiler bakterilere aşağıdakilerden hangisini verir? Bitki bakteriyi besler, besin verir. Bakteri de bitkiye azot verir, amonyum verir. O zaman bitki bakteriye ne verir diye sormuş bizde. Bitki bakteriye besin verir. Bitkiler bakterilere hangisini sağlar? Besin. Bakteri bitkiye ne sağlar? Azot. Ama gaz halinde değil. Ne halinde? Burada verilmeyen haliyle amonyum formatında. Ya da en sonundaki gibi nitrat formatında. Yine bir bitki sorusu. Bitki köklerinde bulunan yan kökler aşağıdaki yapıların hangisinden meydana gelir? Yan kökler periskıldan köken alır. Yan kökler nereden köken alıyormuş? Periskıldan köken alır. Bu da yine bir bilgi sorusuydu. Bitki tekrarı yapmak adına yan kökler periskıldan köken aldı. Geldik bir diğer sorumuza. Sucul ortamda, karasal ortama, sucul ortamdan, şuraya neyi koymayı unutmuşuz. Sucul ortamdan karasal ortama geçişle birlikte gövde büyüklüğünde artma meydana gelir. Aşağıdakilerin hangisinin ortaya çıkması bu artışı sağlamıştır? Yani bitki sucul ortamdan, bitkiye bakalım, burada bitki özellikleri verilmiş. Karasal ortama geldiğinde daha büyük olabilmesi için bir şeye sahip olması lazım. Madde iletimini sağlayan yapıyı. Yani ksilem ve fulem. Eğer madde iletimini sağlayamazsanız topraktan aldığınız su ve minerali yapraklara taşıyamazsınız. Onun için karayosunlarında ksilem fulem yoktur. Yeterince büyüyemezler. Geçen sene yine biyoloji öğretmenliğinin sınav sorusuydu. Karayosunlar neden büyüyememiştir? Cevap, ksilemin iletim demetinin olmamasıydı. Burada yine cevabımız ksilem olacaktır. Siyanobakterilerin bitkiler aleminde sınıflandırılmamasının temel nedeni nedir? Adı üstünde siyanobakteri. Siyanobakteriler nasıl canlılardır? Prokaryot canlılardır. Prokaryot canlılarda ne yoktur? Kloroplast yoktur. Bitkiler aleminde değerlendirilemez. O zaman bitkiler aleminde değerlendirilememesinin temel nedeni nedir? Prokaryot olmasıdır. Prokaryot olmasıdır. Yine güzel bir fosfolipid sorumuz. Şimdi bakalım şöyle. Bir fosfolipitte şu iki tane bacak yağ asitidir. Yağ asitlerine bağlı olan şurası 4 numaralı kısım gliseroldür.
Şurada ortada biraz görünmüyor ama ben dikkatlice baktığımda görebiliyorum. P içeriyor. Burası fosfattır. 3 numaralı kısımsa kolin bölümüdür. Kolin bölümüdür. Yukarıda hücre zarında yer alan bir molekülün yapısı çizilmiştir. Yani fosfolipid çizilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Sentezi esnasında 3 molekül su açığa çıkar. Burada bir problem yok. Bir nolu kısmın doymuş yağ asitlerini ifade eder. Doymuş yağ asitleri. Bakıyoruz. Burada çift bağ göremiyorum. Şu ikinci bacakta şurada çift bağ var ama şunda yok. Doymuş yağ asidi. İki nolu kısım fosfattır. Yazdık. Üç nolu kısım yağ asididir. Üç nolu kısım kolindir. Yanlıştır. Dört nolu kısım bir çeşit alkoldür. Gliserol alkoldür. Doğru. Ve yanlışımız D seçeneği olacak. Abi buna işaret koymamışız. Tamam. Evet. Bir diğer sorumuz. Glukoz, galaktoz, laktoz olayı verilmiş. Şurasında, şurada bir vardı. İnsanda gerçekleşen yukarıdaki tepkime için demiş doğrudur. 1 ve 2 nolu yöne doğru tepkime hücre dışında gerçekleşebilir. 1 yöne doğru olan tepkime dehidrasyondur. Hücre dışında olmaz. Niye? Dehidrasyon tepkimelerinde ATP gerekir. Dehidrasyon ATP gerektirir. Ve nerede olur? Hücre içinde olur. Ondan dolayı hücre dışında gerçekleşir ifade 1 ve 2 nol tepkime yöne doğru tepkimeler hücre dışında olmaz. Sadece 2 nol tepkime yönü olur. 1 nol tepkime dehidrasyon, 2 nol tepkime hidrolizdir. Doğru bir ifade. 1 nol tepkimenin gerçekleşmesinde ATP'deki enerji gerekir. Dehidrasyondur, ATP gerekir. O halde doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz. Granülsüz endoplazmik retikulum hangilerini gerçekleştirir? Birçok iş yapar. Testosteron, östrojen gibi steroid yapılı hormonların sentezlenmesinde görev alır. Kaslarda sarkoplazmik retikulum olarak kalsiyum depolamada görev alır. Zehirli maddelerin parçalanmasında ve onların zehirli kısımlarının uzaklaştırılmasında, kısaca detoksifiye yani zehirli kısımların uzaklaştırılması üzerinde de rol oynar. Alkolün yan etkilerini, ilaçların yan etkilerini ortadan kaldırır. Veyahut onları daha az zararlı hale getirmede rolleri vardır. Düz endoplazmik retikulumu. Bakalım bir diğer soruya. Mitokondri kloroplast karşılaştırma sorusu. Mitokondri ve kloroplastın özelliklerinden hangileri her ikisi içinde ortaktır? Mitokondride ETS vardır. Nerede? Kristada. Kloroplastta ETS vardır. Nerede? Tilakoid zarda. Mitokondrinin ETS'si kristada. Tilakoidin ETS'si kloroplastın ETS'si tilakoidde. ATP sentaz her ikisinde de var. Kristada ve tilakoidde ATP sentaz var. Her ikisi kendine özgü DNA RNA'sı olduğu için kendi proteinini üretirler. Kendi ribozomları mevcuttur. Şimdi geldik bir diğer sorumuza ve bu sanırım son sorumuz. Ozmoz olayı suyun difüzyonudur şeklindeki ifade eksik bir bilgi içermektedir. Bu kavram yanılgıları kısmıyla da biraz özdeşleştirdik bu soruyu. Ozmoz olayı suyun difüzyonudur şeklindeki ifade eksik bilgi içermektedir. Bunun temel nedeni nedir? Şimdi difüzyon
bir hücre zarından da olabilir. Bir boşlukta da meydana gelebilir. Ama ozmoz hücre zarında meydana gelir. Ozmoz seçici geçirgen bir hücre zarında meydana gelir. Suyu saldın, boru da gidiyor. Bunun adı ozmoz değildir. Ozmoz nerede meydana geliyormuş? Seçici geçirgen bir hücre zarından meydana gelir. O zaman ozmoz olayı seçici geçirgen bir zarda meydana gelen bir suyun difüzyonudur gidersek bu ifade doğru olur. O zaman ozmozun seçici geçirgen zarın varlığıyla gerçekleşmesi olayı bu ifadede yer almadığı için eksik bilgi içermektedir. Buradan da cevabımız A seçeneği olacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş oldum.